Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. Bilal'e siyahın oğlu diyen sahabi kimdir? Bu soruya cevap vermeden önce bir konuya dikkat çekmeyi uygun görüyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam daima kavmiyetçilik, ırkçılık ve aşiretçilikle mücadele etmiş. En son veda hutbesinde de bu konu üzerinde hassasiyetle eğilmiş, sahabe-i kiramın dikkatlerini çekmiş ve bütün insanlığa şöyle hitap etmiştir. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah katında en şerefli olanınız takvaca en ileri olanınızdır. Arap'ın Arap olmayan üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyahın beyaz üzerine bir üstünlüğü yoktur. Beyazın da siyah üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece ve ancak takva iledir. Peygamberimizin kavmiyetçilik, ırkçılık, aşiretçilik, bölgecilik gibi Manevi hastalıklara karşı göstermiş olduğu bu hassasiyet, sahabe-i ikramda en güzel şekilde tezahür etmiş, bu husustaki uyarları ve ikazları as-ı saadette fiilen yaşanmıştır. Nur devrinde ebedi ve daimi olan İslam kardeşliği karşısında cahiliyetten gelen kavmiyetçilik, ırkçılık, aşiretçilik, bölgecilik tasvibu yerle bir edilmiştir. Nitekim bunun en güzel bir tablosu Bedir Savaşı'nda sergilenmiştir. Bakın Hz. Peygamber Aleyhisselam amcası Abbas ve kayınbiraderi nefece karşı savaştı. Hz. Ebubekir oğlu Abdurrahman'ı, Hz. Ömer dayısını, Hz. Ali de kardeşini öldürmeye çalışıyordu. Ancak insan olarak bazen bir yanlış yapılsa da derhal bundan dönülür, tövbe edilir, özür dilenir ve helallik alınırdı. Nitekim bir gün Hz. Ebu Zer, Peygamberimizin yanında azatlı zenci bir köle olan Bilal-i Habeşi ile konuşurken bir anlık gafletle ve dalgınlıkla hiddete gelerek Hz. Bilal'e siyahın oğlu diye hitap etti. Ebu Zer sözünü bitirir bitirmez Hz. Peygamber Efendimiz Ebu Zer. Kap taştı. Yani ölçüyü kaçırdın. Beyazın oğlunun, siyahın oğlu üzerine bir üstünlüğü mu var? İnsan arasındaki üstünlük ancak takva ve ameli salih iledir. Fazilet renk ile değil, salih amel iledir, dindarlıktadır buyurdular. Peygamberimizden bu iman kardeşliği ve muhabbet dersini alan Hazreti Ebu derhal hatasını anladı. Ve yüzünü bir tarafını yere koyarak Hazreti Bilal'e şöyle hitap etti. Kalk ve ayağını yanağımın üzerine bas. Sen ayağını basmazsan ben yüzümü kıyamete kadar yerden kaldırmam. Bu güzel örneğin yanında kıyamete kadar bütün müminlere örnek olacak sonu cehennem olan bir olay da aynen şöyledir. Bunu da bu vesileyle paylaşalım. Bir defasında Selman Farisi, suhayb Rumi ve Bilal Habeşi'nin bulunduğu bir topluluğa Kays bin Mutatiye isminde birisi gelir. Ve ırkçı bir düşünceyle şöyle der. Bunlar peygambere yardımcı olan Evs ve Hazretçiler. Bir taraftaki sahabeleri. Sonra Selman, Soheyb ve Bilal'i göstererek ya bunlar da kimler? diyerek alayımsı konuşur. Bu durumu gören Hazreti Muaz hemen ayağa kalktı. Adamı boynundan yakalayıp Hazreti Peygamber'in huzuruna götürdü. Dediklerini de Resulullah'a tek tek haber verdi. Resulullah Efendimiz kızarak yerinden kalktı. Elbiselerini topladı ve camiye girdi. Sonra namaz için ezan okundu cemaat toplandığında Peygamberimiz Allah'a hamd ederek sözüne başladı. Ve cemaate şöyle hitap etti. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız Adem birdir. Dininiz birdir. Dikkat edin. Araplık sizin için annelik ve babalık değildir. O sadece bir dildir. Kim Arapça konuşursa o Arap'tır. Hz. Muaz boğazından sıkıp tuttuğu adamı göstererek ''Ya Resulallah bu münafık hakkında ne buyursunuz?'' diye sordu. Peygamberimiz de ''Onu ateşe bırakın'' buyurdular. Ve bunun akıbetinin ateş olduğunu yani cehennem olduğunu haber vermiş oldular. Nitekim ırkçı bir zihniyete sahip olan bu adam sonradan dinden irtidad edip İslam'dan çıktı ve bu yüzden de öldürüldü. Allah muhafaza. Irkçılık yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamak için bu örnek bile tek başına yeterli olacaktır. Bu açıdan eğer bir insanda böyle kötü duygular varsa önce tövbe etmeli, pişman olmalı, sonra hakkını yediği mümin kardeşlerden özür dilemeli ve bir daha bu hastalığın kendisine girmesine izin vermemeli.